Ersoy dedi. Hani büyü bozulmuştu. 7 Haziran gecesi sandıktan malum sonuç çıktığında o vakte kadar görece AK Parti'ye yakın olan bazı isimlerin pat diye pozisyon değiştirdiklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Onlara bakacak olursak AK Parti %40'lar bandında bir parti olmuştu. Bundan böyle kontrollü erime sürecine girmiş ve önce koalisyonun büyük ortağı bir sonraki seçimde koalisyonun küçük ortağı olacak derken yavaş yavaş ANAP gibi DYP gibi marjilenleşip yok olup gidecek. Kim diyordu bunu? CHP ya da MHP cephesinden gelmedi bu yorumlar kendini hükümete en yakın konumda tanımlayan yazarlardan geldi. Bunları birer beklenti ya da temenni gibi değil de yılların verdiği deneyimle birer tespit gibi ortaya koyduklarından kendi anlattıklarına kendileri de inandılar. Misal ilk büyü bozuldu tespitini biz sözcüde ya da aydınlıkta okumadık. Sürahinin çatladığını ve suyun sızmaya başladığını bize Ertuğrul Özkök söylemedi. 7 Haziran neticesi ortaya çıktığında büyü bozuldu lobisi bu defa yüksek sesle ve haklı çıkmanın verdiği özgüvenle küçük kıyamet yakındır ikazları yapmaya başladılar bir defa büyü bozuldu demişler ve parti tek başına iktidarı kaybetmiş ya. E şimdi de yaklaşmakta olan küçük kıyamete haber vererek Erdoğan'ın tek adam olma yolunda ilerlediğini söyleyerek kendilerine alan açıyor olmalarını çok çok iyi anlayabilirim. Ya milletvekili olsaydın? Anlamadığım bir şey var. Biz kaçırmışız bu detayı. Yeni öğrendim. Meğer küçük kıyametin yaklaşmakta olduğunu haber veren Erdoğan'ın istişareden uzaklaşarak ortak aklı terk ederek hızla tek adam rejimine ülkeyi götürmeye başladığını söyleyen, çevresinde kendisine eleştiride bulunacak kimse kalmadığını ve yalakaların da hareketin sonunu hazırladığını ifade eden Mehmet Ocak'tan meğer aday adayıymış. Ben bunu ilan ettiğini açıktan duyurduğunu işitmemiştim. Bilseydik aday adayı olduğun partiye neden bu kadar sert giriyorsun diye sorardık. Daha eğlenceli olmaz mıydı? Merak ediyorum. Ocaktan etkili konumdaki partililerin kapısını çalarak aday yapılmak için destek istediği günlerde de küçük kıyametin yaklaşmakta olduğunu mu düşünüyordu acaba? AK Parti'nin tartıştırmayız net tavrına rağmen Erdoğan'ın diktatörleşmeye başladığını ima eden yazılar yazarken bir yandan da AK Parti rozetini yakasına takıp milletvekili mi olacaktı yani ocaktan? Hadi bir adım daha ileri götürelim meseleyi. Eğer AK Parti her şeye rağmen Mehmet Ocak'tan'ı milletvekili adayı olarak gösterseydi yine partisini böyle sert tenkit eder miydi? Hani o söylem oy kaybettiriyordu? Değerli dostlar, aralarında Mehmet Ocaktan'ın da olduğu, artık devrini tamamlamış başka muhafazakar gazetecilerin de olduğu bir kesim, 7 Haziran kritiği yaparken ısrarla iki konuyu öne çıkarıyorlardı. Orantısız sevgi ve diz çökmeyen mücadele dili. Bu iki tutumun AK Parti'nin oy kaybetmesinde tesiri olduğu yorumları yapıldı. Dendi ki açıkça Yiğit Bulut'un cepheden savunuyor olması, Mehmet Metiner'in yürekten bağlı olması, Ethem Sancağ'ın kalpten sevgi duyması, Cem Küçük'ün haksızlıkların tümünden hesap sorulmasını istemesi AK Parti'nin oyunu düşürmüş. Bunu yüksek sesle ve herkesin duyabileceği biçimde söylediler biliyorsunuz. İnananlar oldu, umursamayanlar oldu ve bu tespitin sahipleri 8 Haziran itibarıyla AK Parti cephesindeki koalisyoncu blokunda başını çeken isimler oldu. Eleştirdikleri figürlerse bulundukları pozisyondan bilim kıpırdamadı. Herkes 7 Haziran öncesi ne diyorsa iki katına çıkarıp söylemeye devam etti. Yiğit Bulut'ta, Cem Küçük'te, Mehmet Metin Metiner'de, Metin Külünk'te, Ethem Sancak'ta. Parti %50 aldı. Şimdi ne olacak? Ersoy'de de aktüel dergisi.